Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Berkay. Bugün Katowice'den Auschwitz'e gidiyorum. Şu anda trendeyim. Tren biletimi gördüğünüz gibi aldım. 6.70 ödedim öğrenci olduğum için. Yolculuk yaklaşık 40 dakika gibi bir süre sürüyor. Şimdi birazcık size dışarıyı göstereyim. Daha sonrasında indiğimde de ufak bir yürüme mesafemiz olacak. Orada zaten devam ederiz. Bulunmaktayım. Dışarıdan baktığınızda ilk olarak böyle yerler sizi karşılıyor. Buralardan sıraya geçiyorsunuz. Daha sonrasında şurada biletlerinizi kontrol ediyorlar ve size biletinizin üzerinde yazan saate göre sıraya girmenizi size söylüyorlar. Benim saat 3'teydi. Şu anda daha 3'e yaklaşık 7-8 dakika var. O yüzden biraz burada zaman geçiriyorum. Arkadaşlar böyle bir yerden geçiyorsunuz. Üzerinizi arıyorlar. Çantalarınızı falan bırakıyorsunuz. Daha sonrasında ise girdikten sonra karşınıza direkt olarak o herkesin bildiği mekan çıkıyor. O alanın girişinde ise Arbeit macht frei, yani çalışmak özgürleştirir anlamına gelen cümle yazıyor. Evet. İlerliyoruz. Böyle sağda solda sürekli dikenli teller var. Bunların yapılma amacı da içerilerdeki SS subayları ya da işte askerler yürürken içerideki insanlar onlara dokunamasın ya da o insanlar buralara dokunduğunda elektrik çarpsın niyetiyle yapılmış olan teller. Aslında her şey çok ince ince düşünülerek yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi burası böyle tamamen dikenli ve elektrikli tellerle kaplı. Ki zaten bazı yerlerde de Halçtoy yazıyor, işte dokunma, elektrik var, dikkat et gibisinden. Şu anda girdik ve yürüyoruz. Buradan bu şekilde ilerlediğimizde sırasıyla birden devam ediyor. Burada da 12, 13, 14, 15 diye devam ediyor. Bloklar var. Şu arka tarafta buradan sağa döndüğünüzde ise büyük bacalar, yani krematoryumları göreceğiz. Şimdi sırasıyla açık olanları gezmeye başlayalım. Yerlerde yürümesi de çok zor aslında. Çünkü hep bu şekilde taş, insanın ayağı acıyor yürürken. Evet, 5. Burada bazı insanların gözlükleri var. Bakın burada çok sayıda gözlük var. Hepsi burada yaşayan, yaşamış olan insanların gözlükleri. Burada ise Yahudilerin kendi ibadetlerinde kullandıkları şeyler var. Burada sergileniyor. Kullanılmış olan taraklar. Bu odada ise çeşitli engelli insanların kullanmış olduğu ürünler. Yine burada yaşamış olan insanların kullanmış olduğu böyle kapkacak tarzı şeyler. Aşağıdaki odadan üst kata çıktığımızda ise, yani belirtilen 4 numaraya, burada insanların giymiş olduğu ayakkabılar var. Kız, erkek, yaşlı, genç fark etmeksizin burada ayakkabılar var. O da tamamen ayakkabı dolu. Ve yazlığından kışlığına, yani o an insanlar ne bulduysa. Bakın mesela bu ayakkabının altında neler var. Bildiğiniz şu anda göreceksiniz. Bu insan burada yürürken ayağının altına takılan şeyler bile hala burada üzerinde duruyor. Çok tüyler ürpertici bir olay. Devam ediyorum şimdi ben. Burada insanların kullanmış olduğu, buraya gelirken valizler var. Ki üzerlerinde hala
isimleri mevcut. Yine buranın sol tarafına doğru gittiğimizde çocuk ayakkabıları var. Bu bölüm çocuklar için. Burada doğmuş ya da buraya getirilen çocukların bazı elbiseleri var. Burada ise çocukların ayakkabılarını görüyorsunuz. Belki bebek, belki çocuk. Bu bölüm bayağı insanı etkiliyor çünkü orada çocukların ayakkabılarını görüyorsunuz. İnsanların birebir yanına getirmiş olduğu, hatta üzerlerinde taşıdıkları, işte ne bileyim, değnekler dersiniz, vücutlarına taktıkları eşyalar dersiniz, hepsi orada. Kötü bir his. İnsanların, hatta ailelerin fotoğrafları var. Kadınlar, yaşlılar, gençler. Yine buralarda giymiş oldukları kıyafetler görüyorsunuz. Burada hatta birisinin yaka numarası var. Ops. Bu şekilde. Hatta üzerlerine bazılarının herhangi bir semboller koyuluyormuş ki işte ne olduğu belli olsun diye. İşte heteroseksüel mi, siyasi suçlardan, işte şu bahsettiğim şey şu. Şurasında görmüş olduğunuz bu işaret bunun ne olduğunu anlatıyor bu insanın. Şuradaki kan lekesi mi bilmiyorum. Örneğin siyasi suçlu mu veya işte cinsel eğilimi, nasıl bir insan olduğunu buradaki SS subayları o sembollere bakarak karar veriyormuş ona nasıl davranacağına. Bakın, insanların yattıkları yerler. Birebir şu an şilteler böyle hala duruyor. İlk haftalarını geçirdikleri... Size de... Nasıl bir yer olduğu hakkında kısa bir fotoğraf. Bildiğiniz saman, yani samanın üzerinde yaşamışlar. Burada bir dünya masum insan. Çoğu da ailesiyle beraber alınmış. Burası tuvaletleri. Arada ne separatör var, ne herhangi bir şey var. Burası washroom. Akan su temiz mi ya da artık ne durumdalar, kimsenin bir bilgisi yok. 11. bloğa girdiğinizde burada SS officerlarının kaldığı yerler. Çünkü bu Dead Wall'un olduğu yer aslında bir SS ofisi. Bakın burada görüyorsunuz. Çeşitli bilgiler var, kartlar var. Burada ölecek olan insanların kararları dahi veriliyor buralarda. Toplantı odaları. Zamanında yani o verilen kararların hepsi buralarda verildi. Evet, burada insanlar duş aldırılıyor. Buradan yürütülüyor. Daha sonrasında ise Death Wall'a götürülüyor. Burası Death Wall, ölüm duvarı. Death Wall da bu şekilde. İçeride bu şekilde bazı kuleler var. Bu kulelerin yapılış amacı ise içerideki askerlerin insanların sayısını işte sayarken
ya da herhangi bir problem olduğunda çıkıp gözetmeleri için yapılmış. Aslında her şey o kadar sistematik düşünülmüş ki yani tüyler ürpertici. Şimdi birazdan göstereceğim Ziklon B denilen bir madde var. Buradaki insanları hadi duşa giriyorsunuz gibisinden kandırarak duşlara götürüyorlar. Duş başlıklarından su yerine bu Ziklon B maddesi salınıyor. Oksijeni sıfırlıyor, oksijeni kirleterek insanların ölmesini sağlıyor. Onların burada kullanıldıktan sonra atılmamış. Şimdi onları göstereceğim size. Burada gözüken tenekelerin içerisinde Ziklon B denilen madde var. Bu madde aslında haşerelerde ve farelerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Zaten üzerinde de tehlike işareti var. Ama buradaki SS subayları bu maddenin öldürücülüğünü gördükten sonra insanlar üzerinde denemeye başlamışlar. Çünkü hiç kurşun sıkmadan ya da yerleri kirletmeden, kan yapmadan insanları direkt gaz odalarında öldürebiliyorlarmış. O yüzden bu yolu tercih etmişler. Madde de tam olarak şu. Aynı yerin diğer odasında ise aslında buraya keşke erken gelebilseydim. Çünkü burada gördükleriniz aslında kadın saçları. Daha doğrusu insan saçları. Tonlarca saç var. Şöyle ışıklı bir yerde olanı göstereyim. Bunların hepsi aslında saç. Gördüğünüz üzere. İnsanların kendilerinden alınmış saçlar. Şu anda son bölümlere doğru geliyorum. Şimdi krematoryuma doğru ilerliyorum. Orası da çok ilginç bir yer. Havada kararmaya başlıyor yavaş yavaş. Umarım yeteri kadar ışık bulabilirim. Çünkü birazcık karanlıktı zaten orası. Bakalım gidip göreceğiz. Krematoryumların girişi bu şekilde. Buradan alt kata ineceğiz. Daha sonrasında içeride zaten şurada bacayı görüyorsunuz. Burada yakılan insanların dumanları çıkıyor. İçerisi birazcık karanlık olabilir ve daha soğuk. Evet, burada görmüş olduğunuz yer ölülerin, insanların yakıldığı yerler, krematoryum ismi adı veriliyor. İnsanları şu bölmeye yerleştiriyorlar. Daha sonrasında arkadan itiyorlar ve fırının içine yakıyorlar. Şuradan da kömürleri alıyorlar. Buradan dışarıya doğru çıktığınızda ise artık kampın son bölümü. Yani buradan direkt çıkıyorsunuz. Baca da bu şekilde. İçeride ne var ne yok bu bacadan dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Kampın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok fazla şey anlatamadım çünkü zaten çok soğuk. Ayrıca içerisi böyle garip bir yaşanmışlığa sahip olduğu için insan çok fazla konuşamıyor. Yani konuşası gelmiyor. O yüzden böyle daha çok size hani İçeriği böyle bir gezdirme gibi bir video oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.